Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. İkinci ders videomuzla beraberiz. İlaç hesaplamaları videosundan gerçekten oldukça güzel geri bildirimler aldım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yararlı olduğunu belirtmeniz beni de ekstra mutlu ediyor. En azından bir emeğin karşılığını almış oluyorum. Umuyorum ki bundan sonraki videoların hepsi sizler için çok yararlı olur. Şimdi hemen Yeni konumuza başlayalım vakit kaybetmeden anestezi makinasından bahsedeceğiz dedik, klinik kullanımından bahsedeceğiz dedik. Bakalım neler konuşacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada bu videoyu izleyen çok geniş profilde insanlar olabilir. Bunlar nedir? Örneğin işte daha yolun çok başında tek bir staj deneyimi bile olmayan bir öğrenci izliyor olabilir veya deneyimli bir anestezi teknikeri izliyor olabilir. Bilgilerini tazelemek istiyordur ya da Literatüre yeni eklenen bir şey var mı diye göz gezdirmek istiyor olabilir. Veya stajlarını tamamlamıştır ama e, henüz çalışma hayatına girmemiştir. Bilgilerini taze tutmak için izleyen kişiler olabilir. Ben tabii ki en taban kitleyi hedef alacağım her zaman. Yani karşımda hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Yani karşımda kişi hiçbir şey bilmiyormuş gibi anlatarak en azından tüm kitleyi içeren bir paylaşım yapmaya çalışacağım. Şimdi biz normal şartlar altında eğitim alırken, yani anestezi eğitimi ya da sağlık programlarındaki herkes için geçerli aslında. Bir eğitim esnasında evet tıbbi konularla çok ilgileniyoruz. Anatomidir, fizyolojidir, farmakolojidir bunlarla çok ilgileniyoruz ama esasen işimizi yaparken kullandığımız teknik ekipman hakkındaki bilgimiz çok da derin değildir. Ve çok fazla aslında bunlar hakkında araştırma da yapmayız. Çünkü... Birçok öğrenmemiz gereken aslında e, tıbbi bilgi varken bunlara ekstra vakit ayırmıyoruz. Ama şimdi anestezi de özellikle anestezi cihazı özel bir e, öneme sahip. Sebebi şu, anestezi cihazının doğru çalışmaması gerçekten de hastaya ciddi zararlar verebilir. Çünkü biz solunum sistemini baskılayan e, ve gerçekten hastanın yaşamsal bulgularında ciddi depremler, Oluşturan ki bunları ilerleyen videolarda detaylı detaylı anlatacağız patofizyolojik değişimlerin hepsine. E dolayısıyla bunların yönetimi için bizim gerçekten de e, hastayı hayatta tutabilmek için bu cihaza ihtiyacımız var. Dolayısıyla da aslında bu cihaz hakkında yeterli bilgiye yeterli donanıma bize yeteceği kadar en azından sorunları algılayabileceğimiz kadar sahip olmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Ve bu videonun da aslında esas amacı bu. Şimdi bir pilot Örneğiyle başlamak istiyorum. Yani her zaman ben bu örneği veririm aslında. Anestezinin başlangıç başlangıcı uçağın kalkışı. Daha sonra anestezinin idamesi, seyre, uçağın havadaki devam ve anestezinin sonlandırılması da uçağın inişi gibidir. Yani işimizi aslında bir e, pilotaja benzettiğim çok olur. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir pilot nasıl e, uçuş öncesinde bu uçağı teknik olarak inceliyorsa, uçağın etrafında dönüp her bir noktasını tek tek kontrol ediyorsa uçuş öncesinde bizim de gerçekten de bunu anestezi uygulamasında tüm ekipmanımız için başta anestezi cihazı olmak üzere yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla da ne yapacağız? Bir gerekli teknik bilgilere edineceğiz. Yetilemediği zamanlarda da teknik desteğimizi alacağız. Ama en önemlisi bu cihazı tanıyacağız. Bakımlarını planlayabileceğiz, uygulayacağız ve temizliğine özen göstereceğiz. Ama tüm bunları yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bu cihaz hakkında gerekli bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Şimdi anestezi çalışma istasyonu diye bir şey duyacaksınız. Ya da anestezi sunum istasyonu, anestezi çalışma istasyonu pek çok farklı kavramla karşılaşmanız mümkündür. Anesthesia workstation bunun İngilizcesi. Arkadaşlar şimdi cihaza şöyle bir bakalım. İki farklı Anestezi cihazı var burada da değil mi? Aslında ikisi farklı markaların anestezi cihazları ya da aynı markadır farklı modelleridir. Anestezi cihazları. Şimdi arkadaşlar bir anestezi cihazına baktığımız zaman mesela soldakine birlikte bakalım. Evet karşınıza bir monitör çıkacak burada. Bu hastanın yaşamsal bulgularını takip ettiğimiz bir monitör. Daha sonra burada ikinci bir monitör görüyorsunuz. Bu da ventilatör dediğimiz yani solunum cihazının parametrelerini bize gösteren kısım. İşte şurada hastaya verdiğimiz anestezik gazları, içine koyduğumuz hazneler, vaporizatör dediğimiz bunlar. İşte bakın burada pek çok aygıt görüyorsunuz, burada bir balon görüyorsunuz. Bunları detaylandıracağız. Anestezi cihazına genel olarak baktığınızda bakın burada bir solunum devresi görüyorsunuz. Şurada ucunda bir maske görüyorsunuz. Şurada bir körük görüyorsunuz. Yani pek çok kısımları var. Ama şimdi dikkat edin arkadaşlar. Mesela bu da anestezi cihazı, bu da anestezi cihazı. Mesela bunun da vaporizatörü var, bunun da vaporizatörü var. Mesela atıyorum, bunun da bir ventilatör monitörü var, bunun da bir ventilatör monitörü var. Şimdi bu aklınıza ne getirdi sizin? Bakın, aynı iş. Benzer parçalar ama farklı modeller. Yani şunu demek istiyorum. Uçak vardır Airbus'tır, uçak vardır Boeing'tir. Mesela Airbus A380 dünyadaki en büyük yolcu jeti veya Boeing 747 de onu takip eder. Şimdi ikisi de uçak. Farklı modeller ama ikisi de uçar. İkisinin de kanatları var, ikisinin de motoru var, ikisinin de kuyruğu var. Doğru mu? İkisi de uçar. Temel şeyi aynı. Dolayısıyla biz bu benzer parçaları her cihaz için öğrenirsek farklı modellerde bunları kıyaslamamız, ona göre kullanmamız mümkün olacaktır. Şimdi, evet ilk olarak anestezi cihazının işlevlerinden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar burayı çok dikkatli dinlemenizi sizden özellikle rica ediyorum. Neden? Şimdi bir öğrenciye sorulur mesela anestezi cihazı neye yarar? Öğrenci muhtemelen anestezi vermeye yarar cevabını verecektir. Aslında anestezi cihazının birincil bir işlevi vardır arkadaşlar. Birincil en önemli işlevi arkadaşlar. O da nedir biliyor musunuz? Hastaya oksijen sunulmasıdır. Allah Allah. Neden hocam? Şöyle ki biz anestezi uygulamasında arkadaşlar anestezi ilaçlarını verdiğimiz zaman hastalığın solunumlarını baskılayan bir işlem yapıyoruz. Yani bir insan anestezi altındayken bilinçli olarak nefes almaz. Nefes almayan bir insan ne almaz? Oksijen almaz. Dolayısıyla anestezi cihazının birincil görevi Hastaya oksijen sunmaktır. Öyle ya da böyle. En önemli görevi hastaya oksijenin bir şekilde sunulmasıdır. Ve bu cihazlar bunu yani kendilerini aslında şu şekilde ifade ederler bize. Cihazda bir arıza meydana geldiği zaman arkadaşlar en önem, en önemlisi fail safe system dediğimiz bir sistem var arkadaşlar. Yani bu sistem şunu yapıyor. Hastaya oksijen içeriği fakir bir karışım verilmesini engelliyor. Yani bu cihaz diyor ki ya benim şu anda en önemli görevim bu hastaya oksijen sunmak. Benim bundan sonra geriye ne kadar görevim varsa ikincil görevlerimdir. En önemli görevim oksijen sunmaktır diyor. Ve gerçekten de oksijenden fakir olan bir karışımı hastaya sunmak konusunda da temkinli ve buna uygun olarak bir ne yapılmış? Sistem oluşturulmuş arkadaşlar. Fail safe system dediğimiz. Peki birincil olarak mesajımızı aldık. Anestezi hani cihazı oksijen vermekten birincil olarak sorumlu. Pekala. Şimdi. Evet oksijenasyon. Peki biz bu oksijeni nasıl vereceğiz? Oksijeni vermeni sağlayan şey hastaya solunum yaptırmaktır. Yani hastaya nefes aldırmaktır. Arkadaşlar, pozitif basınçlı ventilasyon ve negatif basınçlı ventilasyon olarak iki şeyi duyarsınız sürekli. Biz ilerleyen solunum fizyolojisi derslerimizde de detaylı olarak bunları inceleyeceğiz. Pozitif basınçlı ventilasyonun anlamı şudur. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir derin nefes alın pozitif basınçlı ventilasyon yapmış oluyorsunuz. Yani akciğerlerinize pozitif hava doldurmuş oluyorsunuz. Veya anestezi cihazının bir balonu olacak anlatacağım size ilerleyen slaytlarda. Bu balonu sıktığınız zaman hastaya pozitif basınçlı ventilasyon yaptırmış oluyorsunuz. Bunun tam tersi de negatif basınçlı ventilasyondur Şimdi negatif basınçlı ventilasyonu şöyle anlatabilirim size. Mesela arkadaşlar hava yolu tıkandı. Şimdi hasta derin bir nefes aldı mesela diyelim. Daha sonrasında herhangi bir yolla bu solunum yolu tıkandı. Ve artık solunum yolundaki hava dışarı çıkamıyor. Burada ne oluyor arkadaşlar? Torakstaki yani göğüs kafesindeki basınç artıyor. Bunu negatif basınç olarak düşünebiliriz. İçerideki basınç yani. Pozitif dışarıdan gelen basınç. Peki arkadaşlar. Şimdi. Anestezi cihazlarının en önemli görevi pozitif basınçlı ventilasyonu sağlamaktır. Yani nedir? Hastaya nefes aldırmaktır. Çünkü neden? Anestezikler ne dedik? Solunumu baskılarlar. Solunum depresyonu, solunumun kişinin bilinçli olarak gerçekleştirememesi solunumunu demektir. Mesela ileride şunu söyleyeceğiz. Miyokart depresyonu. Yani miyokart kalp kası. Kalp kasının depresyonu, kalp kasının fonksiyonunu kaybetmesi. Solunum depresyonu, solunum fonksiyonunun kaybolması. Depresyon kavramı ne ifade ediyormuş? orada önüne gelen neyse şuradakinin fonksiyonunun yok olması anlamı taşır. Terimleri de açıklamaya çalışıyorum sizlere. Peki, evet aslında o yaptığını tahmin ettiğimiz birincil işle üçüncül ve son fonksiyonudur. Yani hastaya bu ajanların sunulması son fonksiyonudur. Arkadaşlar, önem sırasına göre baktığımızda anestezi cihazının en önemli görevi oksijen sunmak, ikinci görevi nefes aldırmak, ve üçüncü görevi de hastaya anestezik bir ajanın sunulmasıdır. Devam ediyoruz. Şimdi anestezi cihazını tabi biraz daha artık detaylı parçalara ayırarak teker teker incelemeye başlıyoruz. Bakın burada bir liste var. Burada anestezi cihazının sahip olduğu temel parçaları görüyorsunuz. Bunların her birini biz açıklamaya çalışacağız şimdi ama. Öncelikle bu cihazın işlevlerine gerçekleştirebilmesi için belli neye ihtiyacı vardır. Tabii ki gaz kaynaklarına ihtiyacı vardır. Peki bu gaz kaynakları nasıl karşılanıyor? Gelin öncelikle onları inceleyerek başlayalım. Şimdi arkadaşlar gaz kaynakları dediğimiz zaman yani anestezi cihazına sağlanan gazlar hangi kaynaklardan karşılanıyor acaba? Birincisi hastanelerin kendi merkezi üniteleri vardır. Burada merkezi ünitelerden belli yollarla gaz ilgili birime işte ameliyathanedir, yoğun bakımdır oraya kadar gelir. Veya bunun yanında cihazların kendi yanlarına mesela anestezi cihazı için konuşalım. Anestezi cihazının arkasında konuşlanmış özel silindirlerle yine belli gazlar cihaza sunulabilir. Şimdi arkadaşlar merkezi ünitelerde dedim ya. Merkezi ünitede bu gazlar tabii ki çok büyük silindirlerde ya da tanklarda bulunabiliyor. Birazdan size resmi de göstereceğim. Ve bu kocaman silindirler H silindir olarak isimlendiriliyor. Bunlar boyutlarına göre harflerle isimlendirilmiş H silindir olarak isimlendiriliyor. Veya anestezi cihazının arkasında görmüşsünüzdür. Yedek tüpler varsa bunlar da yine E silindir olarak isimlendiriliyor. Özellikle zaten daha çok merkezi üniteden gelen gazlar kullanılır. Bunlar yani E silindir dediğimiz e, yedek silindirler daha çok acil durumlarda ya da merkezi ünitede bir problem olduğu zaman kullanılır. Kullanılmadığı zaman da kapalı tutulur ki kaçak olup da boşuna bitmesin diye. Şimdi arkadaşlar mesela örnek bir merkezi gaz ünitesi bakın kocaman tanklar var görüyorsunuz. Daha sonra bu ünitedeki gazların diğer birimlere transferi için gerekli bakır boru hatları var. Ee, yine az önce bahsettiğimiz H silindirleri var ve yine o H silindirlerini E silindirlerle arkadaşlar şurada boyut olarak da net bir şekilde kıyaslayabilirsiniz. Şimdi önemli güvenlik kaynakları var cihazlarda ya da bu boru sistemlerinde nasıl oluyor bunlar? Mesela eski yıllardaki anestezi kazaları ile ilgili haberlere bakarsanız, orada e, oksijen yerine farklı bir gaz verilerek e, mortalite ile sonuçlanan bir olgunun haberini görebilirsiniz. Tabi son yıllarda teknolojideki gelişme ile birlikte e, bu durumları görmüyoruz çünkü makineye yanlış gaz girişi mümkün değil çünkü bunun engellenmesini sağlayan sabit güvenlik araçları mevcuttur anestezi cihazlarında. Bunun yanında yine az önce bahsettiğimiz o bakır boru hatlarında oksijen analizörleriyle kontrol yapılması mümkündür. Özellikle bu tadilat gibi onarım gibi işlemlerden sonra bu kontrollerin yapılması oldukça önemli. Gaz sistemlerindeki bir arıza çünkü mortaliteyle yani ölümle sonuçlanabilir. E Bunun yanında yine boruların üzerindeki gazın cinsini gösteren renk kodları ama tabi bu renk kodları arkadaşlar yabancı kaynaklardan birinde okumuştum çok güvenilmemesi gerektiğini, bununla ilgili yazılı bir e, hani kanun açıklama olmadığı, e, özellikle bu gazların üreticilerinin sağlayıcılarının uygun etiketleme yapmasının güvenlik marjında etkili olduğu belirtiliyordu. Ve yine Pin indeks ya da çap Index güvenlik sistemi diye duyabilirsiniz. Arkadaşlar, sizin evinizin anahtarı, başkasının evini nasıl açmıyorsa, burada da makinenin arkasındaki gaz tüpünün yanlış yere bağlanmasını engelleyen bir sistem mevcut. Ve yine bununla birlikte anestezi cihazı gerçekten de gaz basınçları düştüğünde, mesela merkezi oksijen basıncı düştü diyelim. E, orada net bir şekilde oksijen basıncı düştü diye e, alarm verir bize ikaz eder. Net bir şekilde bunu gözlemleyebiliriz. Burada da işte o bahsettiğimiz renk kodları, işte bu silindirlerin hangi gazda ne renk olması gerektiği ile ilgili bir liste ama tabii ki arkadaşlar önemli olan sağlayıcının etiketidir demiştik. Bunlar biraz daha böyle sözel kısımlar. Şimdi biz gelelim aslında işin esas saadet kısmına. Şimdi arkadaşlar anestezi cihazının parçalarını incelemeye başlayalım. Cihazın kendine artık gaz kaynaklarını falan değil. Şimdi bakın. Akım ölçer. Bunu flowmetre olarak da duymuş olabilirsiniz. Şimdi cihazın şurasını birazdan büyütülmüş bir şekilde yeni slaytta göreceksiniz. Ama öncelikle bir flowmetreyi anlatalım ondan sonra. Şimdi arkadaşlar flowmetre dediğimiz şey aklınıza şunu getirecek ayarladığınız gazı, ayarladığınız ölçüde veriyor. Yani litre bölü dakika cinsinden bir gazı e, hastaya devre yoluyla veriyor. Flometre sayesinde yapmış oluyoruz bunu. Çünkü bu hani bir kaynaktan geliyor ya gaz. Gaz kaynaktan geldiğinde bu flowmetreden geçiyor arkadaşlar. Bu flometrede gerekli ayarlamayı yaparak sizin dediğiniz, sizin belirlediğiniz miktarda bu gazı hastaya sunmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar 3 temel gazı, medikal gazı ayarlıyoruz biz biliyorsunuz cihazlarda. Oksijen, azot protoksit ve hava olmak üzere. Siz azot protoksit ya da havayı oksijen olmadan kesinlikle veremezsiniz. Mesela deneyin arkadaşlar azot protoksiti çevirmeye çalışın. Azot protoksit düğmesini, oksijen de dönmeye başlayacaktır. Kesinlikle oksijen vermiyorsanız Hiçbir gaz buna e, inhalasyon anesteziyi de dahil hiçbir gaz hastaya gitmez. Oksijen mutlaka açık olacak. Şimdi evet. Büyütülmüş hali. Bakın arkadaşlar. Flowmetreler burada. Şimdi dikkatinizi bir şey çekiyor mu? Şurada bir flowmetre var. Bir de şurada gazları ayarlamak üzere oksijen, işte azot protoksit, hava şeklinde e, ayarlamak için e, düğmeler var. Bakın arkadaşlar. Burada şu gördüğünüz şeyi birazdan açıklayacağım. Bu hastaya harici, mesela atıyorum bölgesel anestezi yapılmıştır, sedasyon yapılmıştır, bir kanül ya da yüz maskesi yardımıyla oksijen vermek içindir. Bu ise gerçekten anestezi altındaki bir hastaya verdiğimiz gazları, medikal gazları, oksijen, hava, azot, protoksit gibi bunları ayarlamak için var olan flometredir. Şimdi ekflometre bakın mesela şu cihazda ek ekflometre hemen şu gösterdiğim yerde. Şurada işte bakın bir nazal kanülle ya da bir yüz maskesiyle şunun altına hemen şu başlığı arkadaşlar şurasına ya da bunun şurasına şurayı hemen sokarak şuradan da anahtarı çevirip işte kaç litre dakika istiyorsanız ayarlayarak hastaya harici bir oksijen verebiliyorsunuz. ek Ekflometrenin görevi bu özellikle sedasyon yani sakinleştirme dediğimiz anestezi yönteminde ya da işte spinal anestezi, epidural anestezi gibi bölgesel anestezi uygulamalarında kullanılabilir. Şimdi gelin önemli bir kısma değinelim arkadaşlar. Burada da ben de bir kalem açayım bir şeyler yazabilmek için. Şimdi bakın. Şimdi akım ölçer yani flowmetrede siz gazların konsantrasyonunu bu flowmetreye bakarak yani şuraya bakarak yüzde kaç verdiğinizi anlayabiliyorsunuz. Peki nasıl anlayabiliyorsunuz? Bakalım. Şimdi lütfen çok dikkatli dinleyin. Örneğin şu oksijen. Oksijeni 2'den açtınız diyelim. 2 litre/dakika oksijen açtınız. Yanında hemen azot protoksit var. Azot protoksiti de 3 litre/dakikadan açtınız diyelim. Arkadaşlar siz o zaman yüzde kaç oksijen verirsiniz? Yüzde kaç azot protoksit verirsiniz? Şu oranlara göre net bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Öyle ki, öyle ki verdiğiniz toplam litre ne? 2 oksijen değil mi? 3 3'te e, azot protoksit veriyorsunuz. Yani 5 litre toplamda gaz hacminiz var. 5'in ikisi oksijense yüzde kaçtır deyip, yüzde 40, geriye de kalan yüzde 60'ta azot protoksit oluyor. Bu şekilde basit bir hesaplama yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir tane daha örneklendirelim. Atıyorum oksijenden 1 litre dakika veriyorsunuz. İşte hava diyelim diğerinde. Havadan da 1 litre dakika veriyorsunuz. Yani şundan 1 veriyorsunuz. Şundan da 1 veriyorsunuz. E 2'nin biri oksijense %50'dir. %50'dir. Veya bundan 2 veriyorsunuz. Bundan da 2 veriyorsunuz. Yine %50 %50'dir. Veya bundan 1 veriyorsunuz. Bundan 3 veriyorsunuz diyelim. 4 parça mı toplam? Her bir parça 25, yüzde 25, yüzde 75 şeklinde. Yani gazların konsantrasyonunu buradaki litre bölü dakikadan hesaplayabilmeniz mümkündür. Toplam litreyi buluyorsunuz. Toplam litreyi buldunuz. Bu litrenin ne kadar oksijen? Mesela burada 2. O zaman yüzde kaçtır deyip içler dışlar çarpımıyla bu hesaplamayı yapabilirsiniz. Pekala. Şurada önemli bir uyarı var. Lütfen dikkat ediniz. %100 oksijen verilmez operasyon süresince. Biz %100 oksijeni ne zaman veriyoruz? İşte anesteziyi başlatırken veriyoruz veya anestezinin sonunda veriyoruz. Ama %100 oksijen uzun süreli uygulamada diyorum. akciğerleri tahrip edici özelliğe sahiptir. Dolayısıyla arkadaşlar absorpsiyon atelektasi dediğimiz özel bir duruma yol açar ki bu akciğerlerin sönmesi demektir eee solunum fizyolojisinde detaylı olarak inceleyeceğimiz bir durum. O yüzden uzun süre %100 oksijen verilmez. Yani siz oksijenle birlikte mutlaka şu ikisinden birini vereceksiniz. Azot protoksit vermiyorsanız en azından mutlaka hava vermeniz gerekmektedir. Şimdi vaporizatörler. Arkadaşlar vaporizatörlere ne dedik? Vaporizatörler. İnhalasyon anesteziklerini, volatil anestezikleri, sıvı olan bu ilaçları buharlaştırır ve bu devre yardımıyla hastaya ulaştırır. Peki nasıl ulaştırıyor? Hadi gelin beraber bunun öncelikle fiziksel olarak bir inceleyelim. Mesela, benzin dolu bir kap düşünün. İçerisinde benzin var. Bu benzin ağzı da açık bir şekilde bıraktınız ve buharlaşıyor. Buharlaştıkça da siz kokusunu alıyorsunuz. Şimdi bu buharlaşıyor. Biz de kokusunu alıyoruz diye gaz mıdır? Aslında değildir. Çünkü gaz dediğimiz şey aslında ortamda kendi kaynama noktasına ulaşmıştır. Yani sıvı halde kalmamıştır, gaz haldedir. Mesela işte oksijen gibi, karbondioksit gibi. Dolayısıyla aslında inhalasyon ajanlarını gaz olarak isimlendirmek mantıken doğru değildir. Çünkü aslında bunlar nedir? Ortamda kendi kaynama noktasına ulaşmış kimyasallar değildir çünkü. Dolayısıyla bunları aslında gaz olarak isimlendirmemiz çok da doğru değil. Bakın şimdi fiziksel olarak da anlayabilmek için bazı örnekler vereceğim. Çok daha net bir şekilde anlayacaksınız demek istediğimi. Şöyle ki 3 tane farklı ortam gibi düşünelim. Bu seferki benzin Plastik kabın içerisinde ve e, ağızları da kapalı. Şimdi arkadaşlar, sıcaklığın artmasıyla daha çok buharlaşmaz mı doğal olarak? E yani değil mi? Daha çok buharlaşır. Peki, buharlaşma arttıkça buhar formundaki molekül sayısı artmaz mı? Evet. Yani o zaman sıcaklık arttıkça buharlaşma artar. Buharlaşma arttıkça molekül sayısı artar buharlaşan ve bu moleküller kabın içerisinde ağzı da kapalı bu kaba basınç yapar değil mi? Bu kap ne olur? Böyle şişer. Bakın sıcaklık arttıkça daha çok buharlaşma, daha çok buhar basıncı ve kaba daha çok basınç olmuş. İşte arkadaşlar aslında anestezik gazların vaporizatörleri de bu nedenle kendilerine özeldir. Şimdi onu açıklayalım sizlerle. Gelin şimdi burada iki ayrı kap çizelim şöyle. Ve işte birinci kabın içerisinde kırmızı bir sıvı çizelim. Maksat diğerinden farklı olsun renk olarak. Diğerine de işte mor çizelim mesela. Şimdi diyelim ki kırmızı olan 5 santigrat derecede kaynarken aynı koşullarda, mor olan da 10 santigrat derecede kaynıyor olsun. O zaman kırmızı olanın, şöyle işaretçimi de alayım. Bir saniye. Kırmızı olanın çok daha kolay kaynadığını söyleyebilir miyiz? Yani buna göre fiziksel olarak farklı özelliklere sahip ve kimyasal olarak değil mi? Bu çünkü çok daha hızlı kaynıyor. Pekala işte bu ikisi birer inhalasyon ajanı olsa kaynama noktası farklı olan bu iki ajanı aynı vaporizatörle hastaya vermeye çalışmak yanlış olur. Çünkü şu gördüğünüz 5'te kaynayan diğerine göre 2 kat fazla dozda gider hastaya. Çünkü neden çok hızlı bir şekilde kaynayıp buharlaşıyor. Dolayısıyla bununla bunun vaporizatörünün aynı olması mümkün değildir. Dolayısıyla bakın şimdi. Ajanın buhar basıncı diyorum ya. E şimdi 5'te kaynayanın buhar basıncı daha yüksektir. Çünkü daha çabuk kaynıyor. Hemen kaynıyor ve daha çok buharı olur. 10'da kaynayan daha geç kaynıyor. Daha nazlı kaynıyor. Onun buhar basıncı daha düşük olur. Umarım anlaşılır olmuştur. 2. Şimdi mesela bu kapalı bir kap olsun. Bakın kapattım. Kapattım. Şimdi Burada bu mesela bunun buharı e, anlaşılması için böyle çiziyorum. Yeşil yapıyorum. Şimdi bunun buharı burada. Bunun buharı da burada olsun. Burada şunu söylemek istiyorum size. Burada bu buhar bu sıvıdan ısı alarak buharlaşır ve buharlaşma oldukça buradaki sıvı ısı kaybeder. Ve bir süre sonra artık ısı kaybı çok arttığında buharlaşamamaya başlar. Dolayısıyla burada bu ısı değişikliklerini de kompanse eden bir sisteme ihtiyacımız vardır. İşte bu noktada da bizim imdadımıza yetişen sistem yine anestezi cihazındadır. Bakın, vaporizatörün içinde ısı değişiklikleriyle birlikte genişliği ve şekli değiştiren bir araç vardır. Ve üçüncü olarak da dedim ya hani ısı kaybediyor diye. Bu e, vaporizatörler ısıyı iyi ileten metallerden yapılıyorlar. Yani ısıyı kaybettiği zaman ameliyat odasının ısısından ısı çekerek yine buharlaşmayı devam ettirebilme özelliğine sahipler. Ya burada çok fazla detaya girdiğimin farkındayım ama anlaşılır kılmak adına yaptım bunu. Şunu söylemek istiyorum. Farklı özelliklere sahip olduklarında bunların buhar basınçlarının değiştiğini gördünüz. Buhar basınçları değişmesi demek, ne kadar az buhar, onun o kadar az etki etmesi demek. Bunun yanında, inhalasyon ajanlarını incelerken sizlerle ileride minimum alveolar konsantrasyon gibi farklı komponentlerden de bahsedeceğiz. E, dolayısıyla her birinin özellikleri farklı iken aynı vaporizatörlerle verilebilmeleri mümkün değildir. Bunu bilmemiz şimdilik bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi o zaman bir özetleme yapalım. Vaporizatör deyince aklımıza ne gelecek? İnhalasyon ajanını, volatil ajanı sıvı halden gaz hale getiriyor. Yani buharlaştırıyor. Ajana özel vaporizatörler var. Bunu bileceğiz. Peki bir de desfluranla ilgili özel bir noktaya değinmemiz gerekiyor. Desflurana özel elektronik vaporizatörler var. Çünkü desfluran çok uçucu bir gaz. Kendine özel özellikleri var. Gelin şimdi beraber onları da inceleyelim. Şimdi bir ajanın kaynama noktası çok düşükse bu ajan kolaylıkla kaynar. Hemen düşük bir sıcaklıkta kaynar. Dolayısıyla düşük sıcaklıkta kaynayacak kadar kaynama noktası düşükse çok da uçucudur. Çünkü hemen buharlaşacak. Dolayısıyla bu kadar hassas bir gaz, en ufak sıcaklık değişikliklerinden tabii ki de ne yapacaktır, etkilenecektir. Yani hemen uçucuysa, hemen buharlaşıyorsa, buhar miktarı çünkü artış gösterecektir. Dolayısıyla bunun için şöyle bir çözüm bulunmuş, Desfluran için demişler ki, vaporizatörün e, biz ısısını yükseltelim. Daha doğrusu sıcaklığını yükseltelim ve üzerine de basınç uygulayalım. Çünkü basınç uygularsak kaynayamaz, kaynama noktası yükselmiş olur. Ama tüm bu teçhizatı da mümkün kılan şey elektriktir. Dolayısıyla desfloranın ısıtılması ve basınca ihtiyacı olması nedeniyle vaporizatörü elektriklidir, özeldir. Bilmemiz gereken şu an için bunlar. O zaman şöyle son kez bir tekrar edelim. Toparlayalım. 1. Bunun ismi, bunların ismi vaporizatör. Bunlar ajana özeldir. İnhalasyon anesteziklerini buharlaştırırlar ve hastaya ulaştırırlar. Şimdi arkadaşlar, şurada bakın vaporizatörlerin e, üzerinde bir e, içindeki inhalasyon anestezi miktarını gösteren bir kısım bulunur. Burada, bu kısımdan içinde yeterli miktarda inhalasyon anestezi olup olmadığını anlayabilirsiniz. Öte yandan şu kapı açtıktan sonra, çevirip açtıktan sonra inhalasyon anesteziğini bu kapaktan bunun başına uygun bir şekilde özel başla takarak doldurabilirsiniz. Şu düğmeye bastıktan sonra şu tarafa doğru çevirerek uygun konsantrasyonda hastaya başlatabilirsiniz. Unutmayın, tekrar ediyorum. Bunu çevirdiniz ve e, vermeye başladınız. Eğer oksijen açık değilse bu gitmez. Yani hiçbiri gitmez. Örneğin mesela sevofluran ile e, anesteziyi başlatacaksınız. O zaman mutlaka oksijenin de açık olduğunu kontrol etmeniz lazım. Eğer oksijeni açmazsanız bu volatil de hastaya gitmeyecektir. Şimdi devam ediyoruz. Rezervuar balon. Rezervuar balon, bakın manuel beyk olarak da isimlendirilebilir. Yani anestezi devresinin balonu. Birazdan daha detaylı resimlerle de göstereceğim size bunları. Şimdi arkadaşlar rezervuar balon aslında halka sistemi dediğimiz sistemin bir üyesi. Dolayısıyla aslında burada direkt halka sistemine atlayalım. Oradan zaten tüm bu komponentleri teker teker açıklamış olacağız. Evet burada bir anestezi devresi görüyorsunuz. Anestezi devresi ya da solunum devresi olarak da geçer. Bakın şimdi bazı kısımları var. Bir, manuel beyk ya da rezervuar ya da balon olarak isimlendirilebilir. İki, anestezi devresinin tam bir üyesi olmasa da kullanılan bir aygıt olduğu için yine bilelim şimdilik hemen bakteri filtresi. Bakınız, şimdi şu manuel beygi yani balonu cihaza takmak için yine özel bir bağlantı, manuel bir bağlantısı diye verdim ben ona. Öyle bir literatürde ismi yok da ben onu yazı Ve şu da arkadaşlar, şu işte anestezi devresini, birazdan anestezi cihazını incelerken daha detaylı bir şekilde bu devrenin nereye takıldığından da bahsedeceğiz. Bakın burada bir, şurayı dikkat edin, Y harfine benziyor değil mi? Y parçası diyoruz buraya o yüzden. Şunun ucuna hemen bir Maske takılıyor ve hastanın yüzüne tutuluyor. Bunların hepsini şimdi teker teker incelemiş olacağız. Daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Bakın, anestezi cihazının, anestezi devresinin takılı olduğunu görüyorsunuz. Bakın, balon bir yere takılmış. İşte anestezi devresinin iki ucu bir yere takılmış. Birazdan o uçları ve özelliklerini anlatmaya çalışacağım size. Bakın işte burada bir monitörü var. Hastanın yaşamsal bulgularının takip edildiği. Burada ventilatör ekranı var. Bakın flowmetreler şurada arkadaşlar. Anlatmıştık flowmetreleri, akım ölçerleri. Bakın vaporizatörü burada bir sevofilran vaporizatörü var. Böyle bir anestezi cihazı. Şimdi bu anestezi cihazının aktif olarak kullandığımız yani en yoğun bir şekilde muhatap olduğumuz kısımlarından bahsedeceğim. Çünkü bu kısımları bildiğiniz zaman mesela cihaz test, cihazı testten geçireceksiniz. Atıyorum size işte APL Wi-Fi şöyle yap. işte PAV gösterge değerini şunu ayarla falan dediği zaman anlayabilmeniz lazım. Dolayısıyla şunları bir açıklayalım şimdi teker teker. Evet. Bir anestezi cihazının ya da bir tıbbi cihazın açılıp kapanması için bir on-off düğmesi olacak. Dolayısıyla bu on-off düğmesi farklı sembollerle gösterilebilir. Bakın bu mesela şu elektrik dışarıda yok. Bu elektrik var. Yani bu konuma getirdiğinizde açmış oluyorsunuz. Bu konuma getirdiğinizde kapatmış oluyorsunuz. Veya böyle bir şey olur. Direkt basarsınız. Bakın mesela bu Drager Apollo cihazında. Bakın şuradadır on-off düğmesi gösterdiğim yerdedir. Buna bir kere bastığınızda cihaz açılır. APL Valve. APL valve nedir? APL valve bu manuel dedik yani balon dedik. Bu balonun ne kadar sert ya da ne kadar yumuşak olduğunu ayarlar. En temel özelliği budur. Peki neye göre ayarlar? Şöyle ki büyük halini göstereyim ben size. Bakınız. Şimdi APL valve'i siz eğer saat yönünde çevirirseniz bak dikkat ederseniz kalınlaşma var şurada. Saat yönünde çevirmeniz basıncın arttığını gösterir. Saat yönünün tersinde çevirmeniz basıncın azaldığını gösterir. Basınç azalırsa balon yumuşar. Basınç artarsa balon sertleşir. Hangi balon? Manuel Beyk dediğimiz balon. Bu balon hastanın akciğerleri olur. Hastayı havalandırırken dolayısıyla balonun sertliğini yumuşaklığını APL valfi ile ayarlarız. Mesela hastanın başına geçtik hastanın yüzüne bir maske tutuyoruz ve bir yandan da balonu sıkıyoruz. Ancak balon dolmuyor. APL valfi o zaman bu yönde çevirmemiz lazım. Yani kapatmamız lazım. Yani şu nokta noktanın geldiği sayı ne kadar büyükse balon o kadar sert olur. Bu noktanın geldiği sayı ne kadar küçükse balon o kadar yumuşak olur. Bunun yanında şunu da belirtmek isterim. Hastanın Spontan solunumu yani kendi solunuma esnasında APL valfin olabildiğince açılması lazım. Çünkü eğer biz hasta nefes alma çabası içerisindeyken ekstra bir basınç uyguluyorsak bu hastayı zorlayacak bir faktördür. Ve barotravma dediğimiz basınca bağlı travmaya da neden olabilir akciğerlerinde. Bu nedenle bir miktar APL valfin nefes alan bir hastada açılması yararlı bir yaklaşım olacaktır. Bir anestezi makinesinde körüğü görebiliyorsanız ki mindrey cihazlarda açıktır böyle. Körüğü görebiliyorsanız bu körüğün kalkıp indiğini gözlerinizle gözlemlemeniz gerekiyor. Bu hastaya verilmesi gereken solunum hacminin verilip verilmediğini gösterir. Yani e, tidal volüm dediğimiz şey bir solunumun hacmidir, bir nefesin hacmidir. Dolayısıyla eğer bu körük sabit duruyorsa, çalışmıyorsa hasta ventile olmuyor. Yani cihaz tarafından hastaya nefes aldırılmıyor, solutulmuyor, ventile edilmiyor olabilir. PAV gösterge değeri daha çok cihazın kalibrasyonu esnasında özellikle yine Mindray cihazlarda karşımıza çıkan bir gösterge değeridir. Basınç göstergesi olarak isimlendiriyorum ben bunu. Basınç göstergesidir. Mesela cihaz size İlk esnada test ederken der ki işte manuel bake pardon oksijen flash düğmesine der. Oksijen flash düğmesini de anlatacağım birazdan. Pav gösterge değeri işte 35-45 aralığına çıkana kadar oksijen flash düğmesine basınız der devreyi tıkayıp mesela. İşte bunu yapabilmek için pav gösterge değerinin ne olduğunu üzerindeki değeri okumamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor ve hemen yeri gelmişken oksijen flaş düğmesi oksijen flaş düğmesinin temel özelliği şudur Oksijen flaş düğmesine bastığınız zaman taze gaz akımı çok ciddi düzeyde artacaktır Peki biz bunu ne zamanlar kullanırız Birincisi mesela hastayı havalandırıyoruz ve hastayı havalandırırken balon dolmadı Oksijen flash düğmesine basarak balonu doldurabiliriz. Bu arada bir de ne yapabiliriz? APL valfi kapatabiliriz. Yani basıncı arttırabiliriz. Yani APL valfi saat yönünde çevirebiliriz. Onu da unutmayalım. Mesela hastamız laringospazma girdi. Yani larynx spazmı yani nefes almasını zorlaştıran bir komplikasyon oldu ve nefes almakta zorlanıyor. Biz ona basınçlı bir şekilde nefes aldırmak istiyoruz. Ama o zaman balonun bol bol dolması gerekir. O zaman bu balonu doldurmak için yine bu flash düğmesine basarız. En önemli özelliği şudur. E, 30-70 litre bölü dakika gibi büyük bir gaz akımı oluşturur. Bu da ne yapar? Balonun e, hızlı bir şekilde dolmasına yardımcı olur. Ancak nefes borusunda hastanın tüp varken ve devre de bu tüpe bağlıyken bu düğmeye kesinlikle basılmamalıdır. Çünkü bu pneumotoraksa yol açarak hastanın akciğerlerinin sönmesine ve Travmaya uğramasına neden olacak bir faktördür, bir yaklaşımdır. Otomatik manuel anahtarı. Şimdi dikkat ederseniz şurada bir körük var. Ne demiştim? Hastanın e, ventil olup olmadığını cihaz tarafından bu körük yardımıyla izleyebilirsiniz demiştim. Yöntemlerinden biri budur demiştim. Dolayısıyla köreye çevirdiğiniz zaman e, hastayı cihaz havalandırır. Sizin ayarladığınız özel parametrelerle. O parametrelere özel dersimiz solunum sistemi fizyolojisini anlattıktan sonra detaylı bir şekilde yine gelecek. Manuel bake ise yani balonun üzerinde bir el var dikkat ederseniz. Bu anahtarı buraya çevirdiğiniz anda hastayı artık balonu elinize alıp sizin havalandırmanız gerekir. Dolayısıyla bu ne yapıyormuş? Cihaz otomatik modda mı çalışacak, manuel modda mı çalışacak? Yani bir uçağın otopilotta mı yoksa bizim tarafımızdan mı uçurulacağını belirlemek gibi. Burası L burası otopilot. Şimdi bir de karbondioksit absorbanları var. Sevgili arkadaşlar e, halka sisteminden bahsedeceğim ilerleyen slaytlarda bunların hepsini birleştirdikten sonra anlatınca daha anlaşılır olacağını düşündüm. Halka sisteminin üyelerinden birisidir karbondioksit absorbanı da. Ne yapar karbondioksit absorbanı? Çok basit bir şekilde söyleyeceğim. E, sistemdeki karbondioksiti emer hastaya gitmesini engeller. Bakın içerisinde bunun soda lime dediğimiz bir madde var. Bu soda lime dediğimiz maddede bu e, küçük granüller mor hale gelmeye başladığı zaman bunun artık bozulmaya başladığını, karbondioksiti alamayacağını ve karbondioksiti sisteme vereceğini anlamamız gerekiyor. Bu e, bulunduğu kap kanister olarak isimlendiriliyor. Absorber de deniyor. İçindeki içindeki maddede sol olarak isimlendiriliyor. Karbondioksiti alıyor ve hastaya gitmesini engelliyor diyoruz özetle. Bakın burada şurada bulunuyor konumu. Absorbanlarla ilgili bazı tehlikeler mevcut. Nedir bu tehlikeler? Eee kullanımda tabii ki bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi Kanisterin yerleştirilmemesi yerine doğru bir şekilde yerleştirilmemesi hastanın havalanmasını engelleyebilir. Engelleyebilir de değil havalandırılmaz zaten. Yani engeller direkt. Şöyle ki kanister sodavayımın bulunduğu kabın ismi absorber de diyoruz. O kabın çok e, özenle yerleştirilmesi gerekiyor. Ve o kap çıkartılıp takıldıktan sonra cihaz mutlaka bir kere test edilmeli. Kalibrasyondan geçirilmeli. İkincisi taze gaz akımı düşük tutulursa hani hatırlıyor musunuz mesela oksijen hava oksijen azot protoksit taze gaz akımı ayarlarız demiştim ve yüzdelik oranlarını e, hesaplamıştık. Mesela atıyorum 1 litre dakikadan oksijen 2 litre dakikadan azot protoksit açtığınızda taze gaz akımınız 3 litre dakikadır. Şimdi düşük taze gaz akımı uyguladığınız zaman ve sevofluran anestezisi uyguluyorsanız compound A denen bir bileşik oluşuyor. Dolayısıyla bu bileşiğin oluşumu komplikasyonlara yol açabileceğinden dolayı sevofluranın çok düşük gaz akımıyla kullanılması önerilmiyor. Bunun yanında işte kuru granüller, kanister sıcaklığının artışı veya uzun süre ve yüksek konsantrasyonda anestezik gazın sevofluranın kullanılması yine bu bileşiğin oluşumunu tetikleyebilmektedir. Bunun yanında Mesela bazı odalardaki anestezi cihazları nadir kullanılıyor olabilir. Uzun süre bekleyebilir. Orada bu granüller kuruduğu zaman karbon monoksit oluşturma özelliğine sahiptir. Bu da hastada karbondioksit zehirlenmesine yol açabilecektir. Oldukça tehlikeli. O yüzden nadir kullanılan bir anestezi cihazını bir süre sonra kullanacaksak mutlaka soda lime'ı değiştirmeniz ve tabi anestezi devresinde değiştirmemiz bizim için faydalı olacaktır. Bunun yanında kanister içerisindeki tozun cilde ve göze zararlı olduğunu bilmek ve yine içeriğindeki suyun ya da buharın da yine e, zararlı olduğunu bilmek bizim için önemli. Bunun yanında uygun şekilde doldurulması gerekiyor aksi halde hava kanalları oluşabiliyor ve bu durumda yalancı bir e, iyilik gözleyebiliriz. Yani mavileşmemiştir ama aslında işlev görmeyen bir sodalayım karşımızdadır. Ve bunun yanında seofluran anistesi esnasında özellikle kuru granüllerle, ya yani granül dediğim bu her bir parçası bu maddenin e, böyle balık yemi gibidir bu sodalayım dediğimiz şey. Dolayısıyla bunların kuru olması da sevflüren anestezisi esnasında plastiklerin erimesiyle ani yangınlara neden olabilir. Şimdi halka sistemi bütün hepsini anlattıktan sonra anlatmamın çok daha anlaşılır olacağını düşündüm. Bakın anestezi makinesine taze gazlar birleşti ve geldi. Ee, daha doğrusu anestezi makinesine gelmedi özür dilerim. Hastaya çıkmak üzere makineden ayrıldıkları ilk nokta diyebiliriz aslında gazların. Bakın dikkat ederseniz bu taze gaz girişini ve taze gaz hep tek bir yönde gidiyor. Burada hasta olduğunu düşünün taze gaz tek bir yönde gidiyor. Gazın hastaya gittiği yer inspiratuar koldur ve hastadan gazın çıktığı yer ekspiratuar koldur ekspiryumdan sonra gaz bakın sodalayma geliyor ve burada karbondioksit tutuluyor ve karbondioksit tutulduktan sonra diğer gaz devam etmiş. Dolayısıyla arkadaşlar geri solumalı bir sistem aslında dikkat ederseniz geri solumalı ancak burada karbondioksiti emen bir sistem var. Eğer bu sistem çalışmazsa karbondioksit hastaya ne olacak? Geri gitmiş olacak. Bu da nedir? Manuel belki balonumuz. Bakın bu gazın tek yönlü gitmesini sağlayan valfler vardır. Bunlar valftir. Şu. Ve burada bir buharlaştırıcı vardır. Dolayısıyla da bu sistem bir halkayı andırdığından dolayı da buna halka sistemi ismi verilmiştir. Şimdi halka sisteminin klinikte bizim karşımızdaki versiyonuna bakalım. Şöyle ki bakın burada cihaz var burada hasta var. Hasta burada. Dolayısıyla hastaya doğru giden ok inspiratuar koldur. Şunlardan birini alırsınız buraya takarsınız. Devre takarken cihazınıza. Hasta burada dedim. Hastadan gelen ekspiratuar koldur. Dolayısıyla da bir diğerini de buraya takarsınız. Unutmayın. Bu devrelerin su tutuculu olanı vardır. Su tutuculu devrelerde su tutucu tek bir taraftaysa o su tutucu olan tarafı ekspiratuar kola takmanız önerilir. Çünkü hastadan gelirken gelen buharı tutsun diye. Bunun yanında şu gördüğünüz şey bakteri filtresidir. Bu bakteri filtresinden her iki tarafa da takılması önerilir. Ee, ancak bunun tabii ki hava yolu direncini arttıracağı düşünülerek fazla bakteri filtresi takmanın, belki de şu uca daha küçük bir bakteri filtresi takıp hem hastadan cihazı hem de cihazdaki mikroplardan hastayı korumak mümkün olabilecektir. Evet görüyorsunuz burada rezervuar, bakın devre. Bakın eksploratuar kola takmışlar bir bakteri filtresi. entübasyon tüpü var hastanın ağzında. Y parçasını görüyorsunuz. Körüğü görüyorsunuz. Vaporizatörler, özür dilerim, e, flowmetreler. Vaporizatörler değil mi? E, bunları artık tanımaya başladık yavaş yavaş. Bakın burada yedek silindirler var cihazın arkasında. Hemen şuraya gelelim bir bakteri filtresi. Bakteri filtresinin şu kısmı, cihaza gelir arkadaşlar. Şu şu bombeli kısım cihaza gelir. Diğer tarafa anestezi eee özür dilerim solunum devresindedir. Bunun yanında e, görüyorsunuz Y parçasını tutmuş kişi elinde. Şu tuttuğu yere özel bir bakteri filtresi takarsak her iki tarafa filtre takmaktan kurtulabiliriz veya buraya takamıyorsanız küçük bir filtre yoksa mutlaka ikisine de takılması önerilir. Bakın soda mı görüyorsunuz? Kanister içerisinde granülleri görüyorsunuz. İşte e, modeller farklı olsa da her cihaz aslında benzer. Bakteri filtresinin nereye takılması gerektiğini belirtmiştim. Burada da açıklaması yazılı bir şekilde var. Bu notu indirdiğiniz takdirde okuyabilirsiniz. Şimdi sistemi artık az çok anladık. Bir monitör, ventilatör... Ventilatörün ayarlanan parametreleri. Burada yaşamsal bulgularını göreceğiz hastanın. Onlardan da birazcık bahsederiz. Ve vaporizatörü. Hepsini artık tanımaya başladık. APL valve, PAV gösterge değeri, körük, değil mi? Kanister, içerisinde soda lime var. Rezervuar, manuel bake, maske, Y parçası ve sample line. Onu daha anlatmadım. Şimdi önce monitöre bakalım. Arkadaşlar bir monitöre baktığınız zaman monitörizasyonu ayrıca bir video olarak da çekeceğiz bu arada. Yani bu parametreleri nasıl değerlendiriyoruz, ideal aralıkları nelerdir, bunların düşmeleri, yükselmeleri, bunların hepsinden bahseden videolarımız gelecek. Ama şimdi yüzeyli olarak cihazdan bahsettiğimiz için monitörde neler gördüğümüzü anlatmak istiyorum sadece. Bakınız bir. E şimdi burada EKG görüyorsunuz. Elektrokardiyografi hastanın kalp ritmini gösterir. Burada EKG'nin algıladığı kalp hızını görüyorsunuz. Burada oksijen saturasyonunu görüyorsunuz. Oksijen saturasyonu daha doğrusu şu. Burada da puls dalgalarını görüyorsunuz. Traseleri görüyorsunuz. Şurada oksijen saturasyonunu ölçen pulse oksimetrenin algıladığı nabzı, kalp hızını görüyorsunuz. Burada bakın ART yazıyor arteriyel yani invaziv, invaziv blood pressure, girişimsel kan basıncı yani bir arter kanülü ile bir atar damar içerisinde bir kanül takılıp girişimsel olarak ölçülen kan basıncıdır bu. Hepsini detaylı olarak monitorizasyon dersinde anlatacağım. Yani bu hastanın tansiyonudur şimdilik bunu söyleyelim. Bu sistolik arter basıncı, büyük kan basıncı, diastolik arter basıncı 75 yani küçük kan basıncı, ve ortalama arter basıncı sistolik artı 2 diastolik bölü 3 formülüyle bulunan ortalama arter basıncını görüyorsunuz. Aynı şekilde burada da tansiyon manşonuyla ölçülen non invaziv yani girişimsel olmayan kan basıncını görüyorsunuz. Büyük tansiyon, küçük tansiyon ve ortalama kan basıncı. Burada santral venöz basınç görüyorsunuz. Bunlar da her şeyi monitörize etmiş maşallah. Bakınız burada solunum sayısını görüyorsunuz. Burada da ısı monitorizasyonunu görüyorsunuz genel olarak bir monitörde hastanın kalp hızı, işte kalp ritmi, oksijen saturasyonu, dokularına ne kadar oksijen ulaşıyor, işte tansiyonu ne durumda, santral venöz basıncı, sağ kalp fonksiyonu ne durumda gibi pek çok parametreyi görebiliyoruz. Bunları monitorizasyon dersinde ne olduklarını teker teker anlatacağız. Şimdi arkadaşlar ventilatör ekranının büyük hali. Şu ekranın büyük halini görüyorsunuz burada. Şimdi bunların her birini teker teker anlatmayacağım ama yine de yüzeyel de olsa burada ne gördüğümüzden kısaca bahsedelim. Bakın burada solunumla ilgili bazı parametreler görüyorsunuz. Bunlardan özellikle en önemlisi tidal volüm. Hastaya verdiğimiz solunum hacmi, rate ya da frekans ya da solunum sayısı bu solunum hacmini dakikada kaç kere veriyoruz? İnspirasyon, ekspirasyon oranı, dalga yüzdeleri, işte basınç limiti gibi pek çok faktör. Bunlardan solunum sistem fizyolojisinden bahsettiğimizde detaylı olarak bahsedeceğiz. Mesela PIP yani ayrı bir video konusu bile olabilecek e, önemli bir parametredir. Positive and expiratory pressure yani expirium sonu pozitif basıncı yani hasta dışarı nefesini verdikten sonra akciğerlerinde pozitif bir basınç bırakıyoruz. Bu sayede akciğerlerin sönmesini engelliyoruz. Akciğerlerin sönmesini sağlayan mekanizmalar var. Bu mekanizmaları bilmeden anlatmamın çok bir anlamı olmayacağı için şimdilik o kadar detayına girmiyorum arkadaşlar. Genel olarak ventilatör ekranından şimdilik şunu bilmenizi istiyorum sadece. Buradan işte hastaya verilecek solunumun hacmi, sayısı gibi parametreleri yani solunumu ile ilgili parametreleri ayarlıyoruz. Ve bunların yansımalarını takip ediyoruz. Şimdilik bunları bilsek yeterlidir. Şimdi arkadaşlar gazların monitorizasyonu da var. Yani mesela hastaya verdiğiniz anestezik gazları olsun. Ee, işte oksijen, medikal gazlar olsun, oksijen gibi, azot, protoksit gibi. Nasıl bunları izliyoruz? Ve bunun yanında entiler karbondioksit dediğimiz hastadan çıkan karbondioksit değerini de solunum sonunda çıkan karbondioksit değerini de yine solunum kısmında anlatacağımız görüyoruz. Bakın şu sample line şu sample line'ın şu ucunu şu Y parçasını hemen takip eden L parçasındaki şuraya takıyorsunuz. Bunun yanında şu su tutucu parça cihazda şöyle görünüyor. Onun şurasına bunun diğer ucunu takıyorsunuz. Bu bir analizör görevi görerek bu değeri ölçmekte. Dolayısıyla da gazlar bu sample line sayesinde Ölçülmekte ve belli konsantrasyonlar bize bildirilmekte. İşte böyle bakın burada bildirmiş. Mesela oksijen, azot protoksit, izofluranın e, tüm bunlar sample line sayesinde olmaktadır. Yine entilal karbondioksiti de sample line sayesinde görmekteyiz. Pekala. Anestezi cihazının kalibrasyonundan biraz bahsedelim. Kalibrasyon nedir arkadaşlar? Kalibrasyon demek kontrol etmek demektir. Yani cihazın düzgün çalışabilir halde olup olmadığının anlaşılması demektir. Şimdi birincisi hiçbir şey olmasa bile her anestezi cihazını bir kere 24 saatte bir kalibre edeceğiz. Bu bir kural. 2. Solunum devresini herhangi bir nedenle değiştirdiysek ki aslında her hastalığı değiştirilmeli ama maalesef klinik pratikte öyle olmuyor. Solunum devresinin her değişiminde cihaz mutlaka kalibre edilmelidir. Ve bunun yanında soda lime'ı değiştirdiyseniz soda lime'ın bulunduğu kaba ne demiştik? Kanister demiştik. Kanisteri çıkartıp taktıysanız mutlaka cihazı kalibre etmeniz gerekmektedir. Peki cihaz nasıl kalibre edilir? Birincisi arkadaşlar otomatik fonksiyonları vardır cihazların. Cihazı açtığınız zaman hemen bir kontrol ekranı gelir. Orada size söylenen bazı şeyler vardır. İşte APL valfi 30'a çevirin, işte tüm taze gazları sıfırlayın gibi ve devre ucunu tıkayın gibi öneriler verir. O önerileri, o komutları tek tek yerine getirirsiniz. Bir tuşa basarsınız, cihaz kendini test etmeye başlar. Her cihazın test olma şekli farklıdır. Bunun yanında bir de elle cihaz kontrolü var. Bunu her vakadan önce, her hastanın başına geçtiğimizde Spontan olarak yapmamız lazım. Birazdan detaylı olarak onun nasıl olduğunu anlatacağım. Bu kalibrasyonu yapmazsanız gerçekten çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle de hastanın havalandırılamaması. Çünkü biz solunumu durduran bir işlem yapıyoruz. Hastayı havalandıramazsak hasta hipoksiye girer ve bu hipoksiye devam ederse de kalbi durur. Dolayısıyla bunu engellemek için yedek bir sistemimiz de mutlaka olmalı. Yani odanızda mutlaka bir yedek oksijen tüpü, yedek ambu mutlaka hazırda bulunmalı. Cihaza her ne olursa olsun güven olmaz. Şimdi bakın, pek çok şeyi anlattık. Oksijen akımını nereden ayarlarsınız? Flometreden ayarlarsınız. Önceki slaytlara dönerek ben maalesef videoda dönemiyorum. Flometrelere bakabilirsiniz. Tekrar oradan oksijeni açtınız. 5 litre dakikadan. APL valfi en kapalı hale getirdiniz. Yani ne yapmış? Saat yönünde çevirmiş. Arkadaşlar şu yönde. Saat yönünde çevirdi. 75'e getirdi. Y parçasının ucunu elinizle kapatın ya da cihazınızda tıkama kısmı varsa kapatın. Bakın Y parçasını ben buraya tıkamışım mesela kendi. Ve balonu elinize alıyorsunuz. Şimdi açtınız ya gaz gelecektir değil mi? Taze gaz. Bu balon şişecek. Bu şişmeyi hızlandırmak için flash düğmesine basıp akımı artırabilirsiniz. Arkadaşlar sıktığınızda balonu sıkamamanız lazım. Yani sıktığınızda hup diye geri gelmesi lazım. Eğer sıktığınızda hava kaçığı varsa cihazınızda kaçak var demektir. Hastayı uyutmadan önce bu kaçığın kaynağını mutlaka bulmanız gerekir. Şimdi kaçak testinde ne tip sorunlar olabilir? Mesela cihazı test ederken bakteri filtresi takılıysa onları bir iptal edin. Bakteri filtreleri çoğu zaman kaçaklara neden olur. 2. Bakteri filtrelerini iptal ettiniz. APL valfi kapattınız, dev, e, balonu sıkıyorsunuz. Bir yerlerden ses geliyor mu? Bir bakın bakalım. Nerelerden kaçak var? Kaçak noktasını belirlemeye çalışın. Ve oradaki problemi ona göre düzeltirsiniz. Allah Allah bir yerden de gelmiyor. Ses de duyamadık. Kanisterinize bakın. Acaba gerçekten düzgün yerleştirilmiş mi? E kanisteri de yerleştirmişiz. Devreyi değiştirin. Başka bir devreyle yeniden test yapın. Belki devrede fark etmediğiniz ufak bir kaçak var, bir delik var, bir şey var. Allah Allah yine olmuyor. Acaba cihazın sökülebilen kısımlarında bir bakın e, nemlenme var mı? Oraları bir kurutmaya çalışın. Ha, yine mi olmuyor? Arkadaşlar çok fazla zorlamıyoruz. O zaman teknik servis desteği isteyebiliriz. Şimdi burada bir e, checklist var. Take off checklist yani kalkış öncesi, uçuş öncesi checklist'imiz. Şimdi arkadaşlar yedek bir oksijen silindiriniz var mı? Dedim ya odanızda mutlaka ambunuz, yedek bir tüpünüz mutlaka olsun. Aspiratör hastaların eee Mesela sekresyonlarını, salyalarını falan bir süpürge hortumu gibi çeken bir sistem. Vakum sistemi. Bu çok önemlidir anestezide. Çünkü hastanın tüm refleksleri kaybolduğu için aspiratör bizim için önem taşır. Aspiratörün çalışıp çalışmadığı çok önemli. Elektrik sistemi, monitörler, silindirlerdeki oksijen basıncı veya merkezi sistemdeki basınçlar, vaporizatörlerin doluluğu, Atım sistemlerinin atık sistemi olacak arkadaşlar bu atım yazmışım. Atık sistemlerinin çalışır halde olup olmaması, karbondioksit absorbanının durumu, kaçak testlerinin durumu. Bunların hepsini kontrol etmemiz gerekiyor. Konuştuğumuz şeyler hepsi. Bunların hepsine evet diyorsak emniyetli uçuşlar dileyebiliriz. Evet arkadaşlar Burada duyduğunuz bazı kavramlar havada kalmış olabilir, karmaşık gelmiş olabilir. Bu sizi kesinlikle endişelendirmesin. Klinik pratik yapma şansı elde ettiğinizde hepsi daha iyi şekillenecek ve kavramlar size daha tanıdık gelmeye başlayacak. İlk iş deneyiminizde stajınızda boş bir ameliyat odasına gidin. Burada anlatılanlar doğrultusunda anestezi cihazını inceleyin. Hatta bu işlem esnasında deneyimli bir anestezi uzman ya da teknikerinden destek de isteyebilirsiniz sizi kıracaklarını zannetmiyorum. Sizlere umarım çok yararlı olmuştur. Elimden geldiğince anlaşılır halde anlatmaya çalıştım. Parçaları bir araya getirerek, tekrar ederek, cihazı inceleyerek, evet şurasını anlattı, evet şurası şuymuş diyerek tekrarlama yapabilirsiniz. Eminim faydası olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.